Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 16 Ağustos 2023'ün son videosuyla karşınızdayım. Akşam saatlerinde çekiyorum yüklemeydi falan. 23-45 sularında izlerseniz şaşırmayın arkadaşlar. İsmail Kartal'dan şok açıklamalar. Öyle mi diyeyim? Yani İsmail Kartal'dan şok açıklamalar. Bence mantıklı olur. Şok açıklamalarda bulundum. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Maribor karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. E, İsmail Kartal <laughs> ve Miha Zajc mikrofonların başına geçin. Miha Zajc biliyorsunuz Slovenyalı. Yani oralı olduğu için de şey. Zajc diyor ki zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük. ilk maçta iyi hazırlandık. Hem galip gelmek hem de turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız diyor. Evime dönmek çok güzel bir duygu. Maribor'un büyük bir takım olduğunu biliyorum. <laughs> Yarın zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz. Fenerbahçe'ye geri dönmekten dolayı çok mutluyum. İsmail Kartal'ın bunda büyük payı var. İyi bir ilişkimiz var. Bir süredir birbirimizi tanıyoruz. Onunla çalışmaktan dolayı mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon diyor. <laughs> Slovenya'ya geri dönmek güzel bir his. Farklı bir duygu. Tanıdığım takımlara karşı oynamak. Umarım onlara karşı iyi bir sonuç alırız. Hem ailem hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler. Bu yüzden çok mutluyum. Galatasaray Olimpijiya maçını izledim. Olimpiyanın iyi bir per iyi performans gösterdiğini düşünüyorum demiş. Futboldan hiç anlamıyormuş demek ki. Maalesef bir sonraki tura adını yazdıramadılar ama Slovenya futbolu en iyi şekilde temsil ettiler diyor. Mia İsmail Kartal. Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta Maribor'un ne kadar organize bir takım olduğunu gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Aynı ciddiyette maça çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama geniş bir kadroya sahibiz. Yarınki maçta oynayacak oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Rakibi tanıyoruz, analizlerimizi yaptık. Buradan iyi bir sonuçta turu geçerek ülkemize geri dönmek istiyoruz demiş. Ben bir şey söyleyeyim. Öyle aman umarım kazanırız, Yaman umarım kazanırız falan geçiniz. İsmail Kartalı ben sizi hep anlatırken bu adamın teknik e, analizleri son derece iyi, ligin en iyi analiz uzmanı falan diye anlatıyordum. Yarın ya fark atacağız ya da ben İsmail Kartal'ı hiç tanımamışım. Açık ve net söylüyorum. İki ve üstü fark attık attık atmadık ben İsmail Kartal'ı tanımıyorum. Ama hocam işte rotasyon ama hocam bilmem ne falan filan geçiniz abi. Fenerbahçe kadrosu rotasyonlu da oynasa fark atacaktır. Atmak zorundadır. Rakip ilk maçta evet tedirginlik yaptı ilk 15 dakika. olan biz nereye düştük dedirtti kabul. Ama Fenerbahçe'nin tur zaten elinde. At, atacağımız bir gol hele hele erken atacağımız bir gol her şeyi değiştirebilir benden söylemesi. Şimdi Futbolda yüzler üzerinden konuşmak bence çok doğru değil. Futbol sahada oynanır, sahada biter. Sizin göstereceğiniz performans sonucu belirler. Biz yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Rakibimizi ciddiye almazsanız futbol size cezayı keser. Oyuncuların ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Geniş kadromuz sakat oyuncular. Hepsine güveniyorum. Yarınki maçın hikayesi farklı olacak. İlk maçta Maribor ilk 20-25 dakika oyuna biraz hakimdi. Daha sonra hamlelerle oyunun dengesini kurduk. Ve kendi lehimize çevirdik. Sonra da goller geldi. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak. Biz de o farklılığı yaptık. Akşam da analizlerimizi tamamlayıp yarın en iyi şekilde maça çıkmayı düşünüyoruz diyor. Vallahi hadi bakalım. Sevgili İsmail Katal hadi bakalım. Seni gördüğüm bakalım İsmail nasıl yapacaksın? Hadi bakalım. Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci adayı Fred devreye girdi. Arkadaşlar bu haberi biliyorsunuz. Premier Lig'de bile yollarını ayıran İspanyol file bekçisi De Fred'in eski takım arkadaşı De Gea. Fiat Egea. Bu adamın adı De Türkiye'ye gelmesi için çağrıda bulundu. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan. E Altay Bayındır'ın performansı düşük. Yarın sizce bir şey soracağım. Hadi bir beyin fırtınası yapalım. Bence Mert Müldür %1 milyon ilk 11 oynayacak. 1. 2. Ferdi dinlendirilecek. Bence. Yani Osterwolde'nin oynayacağını düşünüyorum. 2. Osterwolde Mert Müldür. Bak bence 2 tane Kütürü Keri gibi top, fut, topçu oynayacak. Altay Bayındır mı İrfan Can'a bayat mı? Altay Bayındır oynayacak bence. Çünkü Altay'ın deplasman performansı daha iyi. 4 tane maça çıktık. İkisinde gol yemedi takım. Ama Kadıköy'deki son iki maçta takım arka arkaya gol yedi. Bir ilginçlik var. Şimdi Livakovic'in durumu belirsiz. Ne derseniz deyin Dominik Livakovic. Ben hatta artık olmayacağını bile düşünmeye başladım. Hır, hır, hissi olarak. AYK maçı şöyle oldu böyle oldu. Kavga ettiler tartıştılar. Onu cimcikledi. Bu bunu bilmem ne yaptı bilmem bir şey yaptı. Ona vurdu etti. Açık söyleyeyim artık taraftarın da tahammülü kalmadı. Bak Altay Bayındır konusunda ben burada harbi harbi bir video çektim. Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ama artık. Arkadaşlar Altay Bayındır'ı Suudi Arabistan'dan teklif geldi diyor. 6 milyon euroluk maaş falan filan diye. Ben size Altay'la ilgili başka bir şey vereyim mi? Vereyim. Altay Bayındır'ı bir İtalyan kulübü 6 milyon euro 10 servis karşılığında kadrosuna katmak istiyor arkadaşlar. 6 milyon euroya bir İtalyan kulübü adını tam öğrenemedim. Ee, belki sosyal medyada vardır. Bilginiz olsun ve bu gidişte gidecek gibi. Ha birileri kalacak şöyle yapacak böyle yapacak falan filan diye. David De Gea'nın ismi geçiyor. Geçer. Normal. Yani De Gea ismi böyle sıradan basit bir isim değil. Geçer. Ama ben De Gea'nın da Fenerbahçe'ye ya da Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Fred devrede birçok teklif alıyor. Marsilya'dan şey, neydi Miami'den, Amerika'dan, Arabistan'a ben zannetmiyorum ya. Degea'nın Türkiye'ye geleceğini zannetmiyorum. Ve Gea'nın transfer isteği de haberlere düşmüş. Manchester Alman devi ne diyor? Bayern Münih'e transfer olmak istiyormuş de Gea. Ya. Alman devi kaleci transferi için ilk sıraya Manchester City'den Stefan Ortega'yı yazmış. Manchester United'da sözleşmesi biten Gea'nın transfer olmak istediği takım Bayern Münih'miş yani Bayern Münih istiyormuş. Kepa olmadı Ortega diyor. Bayern Münih Manuel Neuer'in sakatlığına devam etmesi nedeniyle kaleye takviye düşünüyor. Onlar da Ortega'yı düşünüyormuş. Stefan Ortega'yı. Ortega Ortega'da sıcak bakıyormuş falan filan. Guardiola engel olmayacak. City'ni ve Pep Guardiola'nın Ortega'yı bırakmak falan filan. Bu çok önemli değil. Ben şunu söyleyeyim. De için şöyle bir yorum yapıyorlar. Hocam Altay'ın İspanyol şubesi diyorlar. Katılıyor musunuz? Sercan Hamzoğlu asla olmayacak diyor. Yani degeye adaylar arasında değil diyor. Bilemem. Hani bendeki duyumlar şunu söyleyeyim. Bendeki duyumlar her hani ya bir Navas 2, Altay Bayındır şey, e, Livakov 3 3 sürpriz bir kaleci. Genç bir kaleci. E, Birçok arkadaşımızın hoşuna gidebilecek bir kaleci ile de görüşüldü. Bendeki duyumlarda geçen bir şey. Hatta şöyle söyleyeyim. Bendeki duyumdaki o genç kaleciyle anlaşılsa ne aklınıza Livakovic kalır ne öbürü kalır. İyi ki de bunu aldıklar ile başlarsınız. Ama çok çok zor arkadaşlar. Ya zor derken bon servisini almak zor. Kiralamak kolay ama hakkımızda en hayırlısı neyse olsun inşallah. Osterwolde'ye bunu destekadan talip. Osterwolde'yi özellikle konuşacağım. Niye? Şimdi İsmail Kartal'ın Yeni sezon planlamasında yer almayan Jadon Osterwolde'ye diye başlıyor cümle. İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında nasıl yer almıyor Osterwolde? Ben onu anlamadım yani. Kafam ona basmadı. Adam hazırlık maçlarında oynatıyor. Bilmem nerede oynatıyor. Orada oynatıyor, burada oynatıyor. Adamın en büyük sıkıntısı şu. Sol beke Ferdi'yi önüne Tadic'i koyuyor. Orada müthiş bir tandem uyarlıyor. Yani tadiç ferdi kadoluyla bir tandem uyarlıyor orada. Yani adamın derdi bu, tasası bu. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Umarım anlatabiliyorumdur. Hal böyleyken orada Osterwald değil Roberto Carlos olsa biraz so, şey yapacak yani. Soğuk teller akacak. Yani ne demek istediğimi anlayın. Ha, bu bir gerçek. Bunu destek eden talip çıkmış. Geçen sezon İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euroya transfer edildi. Fenerbahçe'deki son günlerini yaşadığı söyleniliyor. Gelen teklif 250.000 euro, kiralama 2.75 milyon euroluk satın alma diyor. Yani bu tam doğru değil. Bu tam doğru değil. Geçen sezon geldi. Arkadaşlar, bunu destek alan değil de İtalya'dan bir kulüp, İtalya Serie A'dan bir kulüp. Kiralama, <laughs> satın alma opsiyonda 7 milyon euroluk bir teklifle bir sözleşme sundu. Görüşmesi sürüyordu Fenerbahçe Kulübünün yani görüşme sürüyordu açıkçası ama yani olur olmaz bir şey diyemem. Ha ben şunu söyledim hani arkadaşlar Rıdvan Yılmaz'ı alsak nasıl olurdu yani duyum olarak değil yorum olarak sordum. Çünkü Graskov'da kadroya bile giremiyor. Onlar da zaten biliyorlar işte şöyle olduğunu böyle olur ama sadece sordum. Şimdi geçen sezon geldi Osterwold'e. Bak Osterwold'e kaliteli bir kumaş. Kaliteli bir kumaş. Yani bu kadar şey yapmayın. Yerin dibine sokmayın arkadaşlar. Yani bu kadar yerin dibine sokmayın bak. İyi bir isim. iyi bir oyuncu. Ama <laughs> kanaat önderleri diyor? Ya buna nasıl para verdiler? Ya sana nasıl para verdiler? Sana kim para verdi? Üzülüyorum arkadaşlar. Bunlara üzülüyorum. Ahmet Ercanlar'ın söylediği lafı söyledim. Bir arkadaşım diyor ki Amadou Onana diyor. Fenerbahçe'nin listesindeki genç ön libero Amadou Onana diyor. Ee, Fenerbahçe bunu almak istiyormuş. Allah aşkına sizin kafanız hiç mi futboldan anlamıyor? Hiç mi kafanız futbola basmıyor? Herif çatır çatır oynuyor ediyor da. Çatır çatır futbol oynuyor. Adamı oynatıyorlar, 90 dakika oynatıyorlar ediyorlar. Ya siz bunu nasıl hayal edebiliyorsunuz abi ya? Ya sizin nasıl bir hayal gücünüz var? Gözünüzü seveyim ya. Bak Everton kulübünün transfer marketini açtım. 390.15 milyon euro diyor. Düşük. Şimdi ön liberolarına bakıyorum. Onu ana bir. İkinci kim? James Garner İngiliz 2. Üçüncüsü Gbamin Trabzonspor'da kiralık oynamıştı. 3. Yani Fenerbahçe buradan altı az Gbamin mi alır? Gbamin'i alır yani. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani hayal dünyanızdan uyanın gözünü seveyim ya bu nasıl bir dünya nasıl bir şey ya. Neyse devam edelim. Fenerbahçe'de Lokonga sesleri. Ha mesela bunu konuşalım. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Arsenal'e Belçikalı Yıldız Lokonga'nın şartlarını sordu. Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Orta sahaya bir takviye daha peşinde olan sarı lacivertler için önemli bir iddia daha ortaya atıldı. Fred'in ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe Arsenal'in Belçikalı merkez orta sahaya Albert Sambi Lokonga'yı Lokonga'nın şartlarını İngiliz kulübüne sorduğu belirtildi. İngiliz kulübüne şartlarını sormuşuz. Lokonga'nın. Şimdi bak bunu konuşurum. Bunu konuşurum. Niye? Oyuncu ayrılmaya sıcak bakıyormuş. Çok güzel. Arsenal 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi var. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Fazla forma şansı bulmak istediği bir yer istiyor. Müthiş. Muhteşem. 23 yaşında. Şahane. 1.83 boyunda müthiş. Merkez orta saha dışında ön liberoda da oynayabiliyor. Bir kez Belçika Milli Takımının formasını giymiş. Şimdi 22 Ekim 99'da dünyaya gelmiş. 1.83 boyunda, 69 kilo. Sağ ayağını kullanıyor. Belçika Milli Takımının profesyonel kariyerinde 2017 yılında Anderlecht'te başlıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Crystal Palace'da geçiren bir futbolcu. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar benim e, bu transfere dair bir bilgim bir duyumum yok açıkçası. Ama olursa da şahane olur. Bak Beşiktaş. Bundan <laughs> Beşiktaş demişken aklıma geldi. Bu Raşida transferinde. E, bu arada Fenerbahçe'den Omar Fayet kapı geldi arkadaşlar ben videoyu çekerken. Ailemize hoş geldin Omar Fayet diyor. Yazalım. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Hoş geldin Omar. Aziz Allah. Ulan yolun sonu şampiyonluk olsun deyince ezan okundu. Hadi inşallah. Şimdi kıymetli dostlar sizlerin de yorumlara mesela yolun sonu şampiyonluk olsun falan yazmaz. Çok hoşuma gidiyor bilginiz olsun. Seviniyorum mutlu oluyorum. Şimdi değerli arkadaşlar. Beşiktaş Raşida transferinde Galatasaray stadından bir şey paylaşmış. Ulan dedim şampiyonluk görüntüsünü paylaşmış. Bunlar kafayı mı yemiş dedim. Hani tamam rakibine çalım attın bilmem bir şey yaptın. Tokat attın çekme taktın bir şey yaptın bu paylaşılır mı dedim. Meğersem görüntüler Beşiktaş'ın Türkçe olimpiyatlarına da ayırmış. Yani Beşiktaş kulübü çok ince vermiş mesajı. Bir taraftan da seviniyorum. Ee, niye seviniyorum? Birbirini yesinler. Birbirini yesinler. Şimdi Beşiktaş aynı zamanda Sergio Ramos'u alacakmış. Beşiktaş ve Galatasaray'dan istediği sözleşme şartları şuymuş. Bak arkadaşlar şimdi Galatasaray benim rakibim. Sevmem. Şampiyon olsun istemem. Sürünsün isterim. O ayrı mesele. Ama ya bu kadar da el ayağa düşmesinler ya. O kadar da şey yapmasınlar. Bak iki, en az 2 senelik sözleşme istiyormuş. Yıllık 6 milyon euro net maaş artı imza parası. Yanlış anlamayın şu ekonomik durumda. Türkiye'de dolar euro bu durumdayken. E, hani beni yanlış anlayacaksınız. Yani neyse ben yorum yapmayayım. Ben yanlış buluyorum o kadar söyleyeyim. Ya da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe alacak olsaydı sonuna kadar kızardım. Tamam. Ee, kendisini kanıtlamış. isim yapmış. Etkili bir isim. Okey. Her şey okey. Ama yani bir tık ötesi aptallık. 6 milyon euro nedir ya gözünü seveyim. Ha yaz oraya 3 milyon euro. Yaz oraya 35 maç ve üzeri oynarsan işte 1 milyon euro prim. Yaz oraya işte takım şampiyon olursa 1 milyon euro daha prim diye kabul. Ama ötesi sıkıntı. Ötesi çok büyük sıkıntı. Bir de arkadaşlar ya Savuncaoğlu haber vermiş. Başakşehir Samet Akaydın'ı istiyor diye. Hepinize günaydınlarımı sunuyorum. Hepinize mutlu bir e, gündüz sunuyorum. Samet Akaydın'ı Süper Lig'den isteyen bir kulüp var. Hem de inanamayacağınız bir kulüp. Yok artık diyeceğiniz bir kulüp. Falan filan, Inter Milan. Ben bunları anlatırken gülüyordunuz. Şimdi yorumunuzu alayım. Ve... Teklif şu şekilde sıfır kiralama 2 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu. Ne diyorsunuz? Niye Mustafa Hoca haberlerini bir hafta sonra iki hafta sonra sosyal medyadan duyup sanki onların duymamış gibi konuşuyorsunuz? Bak ben benim bilemediğim duyumda olabilir. Ee, hepsi olabilir. Sıkıntı değil ama söylediğim şeylerden lütfen arkadaşlar bak buraya birçok arkadaşımız geliyor. Birçok kardeşimiz geliyor. Yani birçok kardeşimiz geliyor buraya. Ve e, kanalı tanımaya çalışıyorlar. Adam nereye düştüm diyor. Bu kanalın ne özelliği var ki diyor. Ya yorumlarda bahsedin şu oldu bu oldu diye. Yok. Siz böyle yapınca da millet diyor ki. Yani lan ben buraya geldim ettim ama şöyle böyle falan filan diyor. Arkadaşlar açık ve net bir şekilde söylüyorum. Kanalımıza gelen arkadaşlar hoş gelmişler. Safalar getirmişler. Lokongo olabilir. Ama bence bizim hedefimiz başkan. Bugün şey. Eee. Kızlarımla şey içtim. En didi içtim. Şey, en didi nereden çıktı? Didi diye bir şey var ya içecek. Soğuk çay. Soğuk çay didi müthiş. Yani bergamotlusunu seviyorum. Siz ne, nelisini seviyorsunuz arkadaşlar? Yani soğuk soğuk var ya müthiş oluyor onu söyleyeyim. Neyse Lokonga dedik. Olma, yani olmayabilir. Başka bir talip adayımız vardır. dege olabilir. Yani Samet Akaydın gidebilir. Gitmek üzeredir belki de. Bir de gidiyor. Arao gitmiştir belki de. Arao'nun Allah bir ezanlar okunuyor neyse. Arao'nun da kapını bekliyorum. Hala gelmedi. Neden gelmedi? Sabri ile birlikte ata çıktılar falan. Hala niye gelmedi onu da bilmiyorum. Maribor eşleşmesinden fark bekliyorum. Yani kazanma bekliyorum. Farklı galibiyet bekliyorum. Son bir kesin oynar. Mert Müldür kesin oynar zaten o sayede sakat. İrfan Can Eğribayat oynar mı? O benim kafamda tereddüt işte. Bence oynamalı. E, Osterwolde konusunda da o 7 milyon euroluk teklif kabul edilirse oranın dolması lazım. Verdi Luan Perez oynatacağım diyemezsin bak. Luan Perez'e 5 küsürü harcadın. Osterwolde'ye 6 harcadın. Matematiksel olarak Osterwolde Perez %100 ilk 11'de olmak zorunda. Ferdi sağda olmak zorunda. Aa, o sağ iyi. Ona da para verdin. Mert Müldür'e de para verdin. Bu işte bir yanlışlık var. Bu işte bir hata var. Bir de aklıma benim şey geldi. Ezanlar okunuyor. Fred, Ferdi Kadıoğlu, Şimanski orta sahası olmaz mı acaba? Bana buna bir yorum yapar mısınız? Kırılgan mı olur? Çok mu şey olur? Ofansif bir orta saha olur. Ne bileyim rakip mesela 10 kişi kaldı. Fred, Ferdi, Şimanski orta sahası nasıl olur? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.